Allah razı olsun. Şefik abi. Allah razı olsun. Bravo. Herkese iyi akşamlar. Trabzonspor kafilesi Beşiktaş galibiyeti sonrası yaklaşık biraz sonra dedim bir yarım saat var. Trabzon Havalimanı'na iniş yapacak. Ben de takımı karşılamak için görevim icabı havalimanına geçiyorum şu anda. Çok önemli, çok anlamlı bir galibiyetti Trabzonspor için. Süper Kupa galibiyetinden sonra bu galibiyet Trabzonspor'da inanmışlığın, azmin ama hepsinden önemlisi teknik direktör Abdullah Avcı'nın takıma kazandırdığı ruhun bir yansıması olarak dikkat çekiyor bence. Takımda bireysel olarak ön plana çıkan çok fazla oyuncu vardı. Zaman zaman takım oyunu da ön plana çıktı ama Uğurcan Çakır, Vakeme dikkat çeken isimler gibiydi. Dikkat çeken isimlerdi ama bence Flavio'ya da çok ekstra bir parmak basmak gerekiyor. Bence maçın kahramanıydı, gizli kahramanıydı. 90 dakika boyunca sahada basmadık, yer bırakmadı. Mücadelesi, azmi, savaşçı ruhu çok çok iyiydi. Tabii şu anda hepiniz transfer haberi bekliyorsunuz. Çünkü bazı bölgelerde çok net ihtiyacı var Trabzonspor'un. Hele ki Abdullah Avcı'nın maçtan sonra yaptığı iki daha önceden belirlediğimiz iki oyuncu için temaslarımız sürüyor açıklaması. Bu beklentilerin daha da artmasına neden oldu. Biz de yöneticilerle konuştuk. Abdullah Hoca bu açıklamayı yaptı. Şu anda bütün gözler sizin üzerinizde transferle ilgili ne olacak diye. Evet, uğraşıyoruz. Bu gece için belki yetiştiremeyiz ama yarın için o görüştüğümüz oyunculardan birini, en az birini açıklamayı planlıyoruz dediler. Birkaç farklı yerden bunu doğrulattım, birkaç farklı kaynaktan. İsimleri biliyorum ama zaten bir gün kaldı arkadaşlar. Hatta bir günden az kaldı. Umarım hayırlısı olur, umarım gerçekleşir ve ondan sonra yazarız diyelim. Şimdilik bu transfer detaylarını paylaşmayı bırakacağım. Yani ben tabii gelişmeleri takip ediyorum. O gündemdeki oyunculardan birisiyle de bir temas kurdum. O da gelmeyi gerçekten çok fazla istiyor. Hayırlısı olsun bakalım diyelim. Ama şu çok net bir şekilde ortaya çıktı ki biraz kadro derinliği olması, biraz takım bütünlüğünün sahaya yansıması Trabzonspor'u ne noktaya kadar taşıdı. Abdullah Avcı fazlasıyla tebriği, teşekkürü hak ediyor. O kasket planlaması da çok ayrı bir detay. Onu vurgulamakta fayda var. Çok iyi planlanmış, düşünülmüş, üzerine çaba sarf edilmiş bir detay. Umarım bu tür organizasyonlar yine bundan sonra da çok net bir şekilde devam edecektir. Şimdi kafile bu akşam Trabzon'a iniş yapacak saat 00:30'da. Ardından tabii herkes dinleneceği yere geçecek, oteline, evine, artık
neredeyse. Yarın için normalde yine antrenman koymuştu Abdullah Avcı ama bu galibiyet sonrası tıpkı Süper Kupa galibiyetinde olduğu gibi antrenmanın iptal etti ve hafif tempolu bazı oyunculara özel antrenman programı verdi. Yunus Mallı kısa sürede takıma adaptasyonu sağlanmaya çalışacak. Ayrıca Tronsen'in lisans işlemlerinin yarın başlatılacağını duydum. Yarın o işi de takipçisi olacağız. Bakalım kadroya katılacak mı? Tronsen lisans çıkartılacak mı? Şimdilik bu kadar diyeyim. Takımın gelişinde yine çekmeye çalışacağım. Sağlıcakla kalın. Bu galibiyetin coşkusunu yaşayın. İnşallah o beklediğimiz transferlerde olur. İnşallah ne biz yanılırız, Allah yanıltmasın, ne bu çabalar, ki gerçekten şu anda hala görüşmeler sürüyor, boşa çıkmaz diyeyim. Sağlıcakla kalın. Beşiktaş galibiyeti sonrası Trabzonspor kafilesi şu anda havalimanından çıkış yapıyor. Basketliler geri döndü. Deniz kardeşim, nasılsın? Eyvallah abim, saygılar. Hasan Tuncel geçiyor. Parmak geçmiş olsun. Aynen abi, maşallah. Maşallah. Çok iyi. Klavye bence maçın gizli kahramanlarından. Hoş geldin oğlum. Gecenin kahramanı. İyi akşamlar, görüşürüz kardeşim. Merhaba. Ben yeni transfer saçlarını Edin. Saçlarını ne zaman boyatıyorsun? Edin. Ne? Edin. Saçlarını ne zaman? Mısla. Edin mısla. Saçlarını ne zaman boyatıyorsun? Bu kanalı 100K yaparsanız saçlarımı boyatacağım. Aa, iddia geldi, görüyorsunuz. 100K yapın, boyatacağım. Ama ben bunu izini açıklayamam harbiden yani. Çocuğuma ne diyeceğim onu bilmiyorum. Bu travmayı atlatamaz. Kardeşim hoş geldin. Teşekkür ederim abi. Abi görüşürüz.